Modelin Klochevski kuralına göre bir orbitin enerjisi N artı L değeriyle bulunur. N artı L değeri büyük olan orbitin enerjisi büyüktür. Eğer N artı L değeri eşit çıkarsa baş kuantum sayısı büyük olan enerjisi daha büyüktür. Buna göre 4S, 4P ve 3D orbitalin enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir diye sorulmuş. Evet, 4S için şunu söyleyebiliriz. Bakın 4 artı buradaki S orbitalin L değeri nedir? Sıfırdır. O zaman 4 artı sıfırdan 4S 4 çıkar. 4P için baktığımızda burası 4. Şurası da L değerimiz 1'e denk geleceği için 4 artı 1'den burası 5 yapar. 3D'ye baktığımızda baş kuantum sayımız 3. Şuradaki D orbitenin L değeri de 2 olduğu için 3 artı 2'den burası da 5 yapar. O zaman bu durumda bu ikisi 5, bu 4 olduğu için burada 4 ise en küçük olacak. Daha sonra baş kuantum sayısıyla L değerinin toplamı eşit çıktığında baş kuantum sayısına bakıyoruz. Şurası 4P olduğu için o zaman 4S, 3D ve 4P şeklinde olması gerekir. Yani şıklara baktığımızda cevap A şıkkı çıkacaktır. Baş kuantum sayısı 3 değerine sahip bir orbitalle ilgili yargılanan hangileri doğrudur denilmiş. L eşittir 0 ise en fazla 2 elektron bulunur. Evet, L eşittir 0 ise S orbitali olduğu için S orbitali en fazla 2 elektron bulunur. Çünkü bir orbitale sahiptir. O zaman bu doğrudur. ML değeri eksi 1, 0 artı 1 olabilir denilmiş. Evet, burada baş kuantum sayımız 3 ise L'nin alabileceği değerler 0 olabilir, 1 olabilir ve 2 olabilir. Bakın şu durum için söylüyoruz. Burası 1 olursa buradaki ML değerlerimiz eksi 1, 0, artı 1. Çünkü eksi L ile artı L arasındaki sayılar olduğu için olabilir. L2 olamaz diyor. Hayır, L'nin 2 olabilir. Çünkü L değerimiz 0'dan N eksi 1'e kadar değerler alıyor. O zaman 3 yanlıştır. Bu durumda cevap D şıkkı. Yani 1 ve 2 olur. Manyetik kuantum sayılarından biri eksi 2 olan bir orbitalle ilgili yargılanan hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Birinci yargımıza baktığımızda diyor ki P orbitali olabilir diyor. Şimdi P orbitalinin L değeri nedir? 1'dir. Burada manyetik kuantum sayısı dediğimiz ML değer nedir? Eksi L ile artı L arasındaki sayılar olacağı için eksi 1 olabilir, 0 olabilir, artı 1 olabilir. Ama eksi 2 olamaz. Bu yanlıştır. Alabildiği maksimum elektron sayısı 10 olabilir denilmiş. Evet, bakın şöyle söyleyelim. Yani bu orbitalimiz D orbitali olabilir. Çünkü D orbitalinin L değeri nedir? 2'dir. Ve ML değerimiz nedir? Eksi 2 olabilir, eksi 1 olabilir, 0 olabilir, artı 1 olabilir, artı 2 olabilir. Ve D orbitalinin altında 5 tane orbital olduğu için nedir? Alabileceği maksimum elektron sayısı 10 olabilir. Bu doğrudur. Baş kuantum sayısı 2 olabilir diyor. Şimdi baş kuantum sayısı 2 olursa L değerimiz 0 olabilir ve 1 olabilir. Çünkü 0'dan N eksi 1'e kadar değer alıyor. Burası 0 olursa buradaki ML değerimiz de 0 olur. Buradaki ML değerimiz eksi 1, 0, artı 1 olabileceği için o zaman bu da olamaz. Çünkü bu durumda baş kuantum sayımız 2 olduğunda ML değerimiz eksi 2 olamıyor. Bu da yanlıştır. O zaman burada cevap 1 ve 3, yani A şıkkı oldu. Manyetik kuantum sayısıyla ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Evet, buradaki manyetik kuantum sayısı dediğimiz ML değerimizdir. Orbitalin uzaydaki yönelişini belirtir. Evet, X yönünde mi, Y yönünde mi, Z yönünde mi ya da hangi yönde gittiğini ya da küresel mi olduğunu şeklinde belirtir. Bu ifademiz doğrudur. ML sayısı bir orbital türüne ait kaç orbital olduğunu belirtir. Evet, bakın ML değerimiz mesela L değerimiz 1 olursa ML değerimiz eksi 1 oluyor. 0 oluyor, artı 1 oluyor. Yani buradaki P orbitalinin altına ne yapıyoruz? 3 tane orbital çiziyoruz. İşte şuradaki 3 tane sayıdan dolayı o zaman bu ifademiz de doğru. Eksi L ile artı L arasındaki tam sayı değerlerini alır. O zaman bu ifademiz de doğrudur. Cevap hepsidir. Bir elektron durum ve konumuyla ilgili kuantum sayıları yukarıda gösterilen şemadaki değerlerinden hangilerini alabilir diyor. L değerimiz 1 ise diyor.
baş kuantum sayısı 1 olabilir diyor. Bu yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü baş kuantum sayımız 1 olursa L değerimiz biliyorsunuz ki sıfırdan n-1'e kadar değerler alır. O zaman burada L'nin alabileceği tek değer olur, 0 olur. 1-1'den 0'dan 0'a kadar alır. O zaman bu yanlıştır. ML değeri 0 olabilir diyor. ML değerimiz biliyoruz ki nedir? Eksi L ile artı L arasındaki tam sayı değerlerini alabileceği için burası 1 ise burası eksi 1, 0, artı 1 olabilir. 0 olabilir. Bu doğru. Spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olabilir diyor. Bu her zaman doğru bir ifadedir. Çünkü spin kuantum sayısı elektron dönme yönünü belirtir ki alabileceği değerler ya artı 1 bölü 2'dir ya da eksi 1 bölü 2'dir. Yani burada biri saat yönündeyse biri saat yönünün tersindedir. Bu iki değer verildiği sürece spin kuantum sayısı için her zaman doğru diyoruz. O zaman burada cevap 2, 3 yani C şıkkı olur. Temel halden baş kuantum sayısı 3 değerine sahip orbital sayıları toplamı kaçtır diyor. Orbital sayısını veren eşitliğimiz n kare olduğu için getirip yazarsak 3'ün karesi o zaman 9'dur. Yani burada cevap B şıkkıdır. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burası 3 olursa L 0 olabiliyor. L 1 olabiliyor. L 2 olabiliyor. 0, 0'dan n-1'e kadar değerler alacağı için burası S orbitali. Burası P orbitali, burası da D orbitali. S'nin altında bir orbitalimiz var. P'nin altında 3 orbitalimiz var. D'nin altında ise 5 orbitalimiz var. Yine burayı topladığımızda 9 sonucuna ulaşırsınız. Yani cevap her iki şekilde de B şıkkı çıkar. Baş kuantum sayısı 3, açısal momentum kuantum sayısı 1 olan orbital türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet, başındaki sayı 3 olacak. Ve L değerimiz 1 olacak. L değerinin 1 olması demek P olduğu anlamına gelir. Yani cevap D şıkkı çıkar. 3P'dir. Yukarıda orbital şeması verilen fosfor atomundaki elektron ve orbitallerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. L eşittir 0 olan elektron sayısı 6'dır denilmiş. L eşittir 0 dediği S orbitaline denk gelir. Bakın burada 2, 4, 6 tane toplam elektron var. Doğrudur. ML değeri 0 olan elektron sayısı 9'dur diyor. ML değerimiz için şunu söyleyebiliriz. Bakın S orbitalinin L değeri 0 olduğu için ML değerlerini de şöyle yukarı yazalım. Buranın ML değeri de 0'dır. Burası yine S orbitalinin L değeri 0. ML değeri 0. Buradaki L değerimiz 1. O zaman ML değerimiz eksi 1, 0, artı 1 şeklinde. Burası 0'dır. Burası yine eksi 1, 0, artı 1 şeklinde. Evet, ML değerimiz 0 olan bakın şurada var 2 elektron. 2, 4, şurada var 6, şurada var 8, bir de burada var 9. Doğrudur. Spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olan elektron sayısı en fazla 9'dur diyor. Bunu da şöyle düşünelim. Şuraya kadar tam dolu. Şuradan gerideki. Şimdi burada 2, 4, 10, 12 tane elektron var. Bu 12 elektronun yani 3S2'ye kadar ki 12 elektronun 6 tanesi yani bir tarafa bakıyorsa 6 tanesi diğer tarafa baktığı için 6 tanesi eksi 1 bölü 2 ise 6 tanesi de artı 1 bölü 2'dir. Kesindir. Peki geldi şuraya bakın bunların hangi yöne döndüğünü bilemeyiz. Artı 1 bölü 2 de olabilir. Eksi 1 bölü 2 de olabilir. Yani bu 3 tanesini de buraya eklersek 9 tane eksi 1 bölü 2 olabilir. Bu ifademiz doğrudur. Artı 1 bölü 2 tane için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü bunun artı 1 bölü 2 mi, eksi 1 bölü 2 mi olduğunu bilmiyoruz. Onu tekrar belirtelim. Enerjisi en yüksek olan orbitalin N değeri 1'dir diyor. Evet, çekirdekten uzaklaştıkça orbitalin enerjisi artacağı için yani şöyle söyleyebiliriz. En uzaktaki olan orbitalimiz 3P3 olduğu için enerjisi en yüksek orbitalimiz 3P3'tür. O zaman baş kuantum sayısı da 3'tür. Buradaki 1S'nin enerjisi en düşüktür. D şıkkı yanlıştır. Elektronlar orbitalleri Hund kuralına uygun olarak yerleşmiştir. Evet, Hund kuralı nedir? Eş enerjili orbitaller elektronlar yerleşirken önce birer tane aynı yönde varsa ikinciler zıt yönde. Bakın buradakiler tam dolu, zıt yönlüler de yerleşmiş. Burada da yarı dolu olanlar aynı yönde yerleşmiş. Bu ifademiz de doğrudur. Burada cevap D şıkkıdır. Bir enerji düzeyinde bulunabilecek orbital sayısı n kare, maksimum elektron sayısı ise 2n karedir.
Buradaki baş kuantum sayısı da 1, 2, 3, 4 gibi tam sayılar için geçerlidir diye söylemiş. Dördüncü enerji düzeyinde bulunan orbital sayısı ve maksimum elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şurası n kare olduğu için burası 4'ün karesinden 16 olur. Burası ise 2n kareden, o zaman ne olacak? 2n kareden 32 yapacaktır. O zaman burada cevap C şıkkı olacaktır. X orbitenin uzaydaki yönelimleri verilmiştir. Bu şekilde eksi 2 ile artı 2 arasındaki sayılardır. Buna göre X orbitenle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Evet, buradaki uzaydaki yönelim dediği emle değerlerimiz. Emle değeri eksi 2 ile artı 2 arasında değişmiş. O zaman burada L değerimiz ne olur? 2 olur. O zaman A şıkkı doğrudur. Çünkü emle değeri nedir? Eksi L ile artı L arasındaki tam sayılardır. Baş kuantum sayısı en az 3'tür. Evet, baş kuantum sayısı için de şunu söyleyebiliriz. L değerimiz biliyoruz ki 0'dan n eksi 1'e kadar değerler alabilir. Yani buranın 2 olabilmesi için, n eksi 1'in 2 olabilmesi için buradaki baş kuantum sayısını alabileceği en küçük değer 3'tür. Bu da doğrudur. Elektron sayısı en fazla 10'dur. Evet. D orbitenin altında 5 tane eş enerji orbitenimiz var. Her biri 2 elektron alırsa burası en fazla 10 olur. Doğrudur. Emle değeri eksi 2 olan en fazla 1 elektron bulunur. Bakın eksi 2 olan, mesela şuradaki eksi 2 ise burada bir orbitale alabileceği maksimum elektron sayısı nedir? 2'dir. O zaman burası yanlıştır. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan en fazla 5 elektron bulundurur. Bakın burada 10 tane elektronumuz var. Bu 10 elektronumuzun 5'i bir yönlü, diğer 5'i farklı yönlü olacağı için burada 5 tane elektronumuz nedir? Artı 1 bölü 2 yönündeyse 5 tanesi de ne olacak? Eksi 1 bölü 2 yönünde olacaktır. Bu ifade de doğrudur. Yani burada yanlış olan D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi açısal momentum kuantum sayısı 1 olan bir orbitale ait olamaz demiş. Evet, L değerimiz 1 olarak verilmiş. Şimdi L değerimiz 1 ise baş kuantum sayısı için şunu söyleyebiliriz. Bakın L değerimiz 0'dan n eksi 1'e kadar değerler alıyor. O zaman n eksi 1 değerinin 1 olabilmesi için baş kuantum sayısının en az 2 olması lazım. Burası 2 ya da daha büyük bir sayı olması lazım. Eml değeri ise eksi L ile artı L arasındaki tam sayı değerlerini aldığı için eksi 1 olabilir, 0 olabilir, artı 1 olabilir. Spin kuantum sayısı ise her zaman artı 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2'dir. Saat yönünde ya da saat yönünün tersine döner. O zaman A şıkkı olamaz. Çünkü N değeri 1 olursa L'nin alabileceği tek değer 0'dır. O zaman A şıkkı yanlıştır. Evet, bakın ML değerimiz şurada 0 olabilir mi? Olabilir şurada. Bu olabilir. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 olabilir dedik burada. Ve yine ML değerimizin şurada eksi 1 olma şansı var ama şu A şıkkı olamaz. Cevap A şıkkıdır. Orbital şeması verilmiş atomdaki elektronlar ve orbitallerle ilgili yargılanan hangileri doğrudur demiş. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan elektron sayısı en az 4'tür demiş. Bu tarz soru şıklarda bilgi de şöyle yapmanız lazım. Bakın şuraya kadar tam dolu. Yani şu kısım. Şimdi burada 2, 4, 6, 8 elektron var. Şimdi 8 elektronun 4 tanesi artı 1 bölü 2 yönünde dönüyorsa 4 tanesi de eksi 1 bölü 2 yönde dönüyordur. Şu, bakın şu bir elektron için söyleyeyim. Artı 1 bölü 2 de olabilir. Eksi 1 bölü 2 de olabilir. Bilemiyoruz. Ama burada en az 4 tanesi artı 1 bölü 2 olduğu kesindir. En az 4'tür. Doğrudur. Emle değeri 0 olan elektron sayısı en fazla 6'dır diyor. Bakın burada da şunu söyleyeyim. Siz S orbitalinin L değeri 0'dır. O zaman emle değerimiz 0. Yine şuradaki S orbitali olduğu için L değeri 0, ML değeri 0. Buradaki P orbitalinin L değeri 1 olduğu için buradaki orbitaller eksi 1 olabilir, 0 olabilir, bir de artı 1 olabilir. Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın L değeri 0 olan şurada var. 2 elektron. Şurada var 2 elektron, 4. 2 elektron da burada var. 6 olabilir. L değeri 1 olan elektron sayısı 5 demiş. Bakın L değeri 1 dedi. P orbitalinden bahsediyor. Evet, P'de de 5 tane elektronumuz olduğu için bu ifademiz de doğrudur. Cevap E şıkkıdır. Yani hepsidir.